Ama biz başlangıçta sıfır bir kanal olduğumuz için yani rakiplerimizden daha da düşük seviyede olduğumuz için insanlar bizi tanımadığı için öncelikle ön plana çıkarmamız için kendimizi Önce tutan videolar hangileri? Onları bir analiz etmemiz gerekiyor. Bilerek hata yapın ne demek istiyorum? İki tarafta çok güzel silahlarla. Bir tarafta sizin için çok daha iyi bir silah varken diğer tarafta kötü silah var. Ama siz gidip kötü silah alıyorsunuz. Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobil dünyasında en çok oynanan oyunlar hakkında konuşacağım ve bu oyunları YouTube tarafına nasıl insanların dikkatini çekebilirsiniz? 5 maddede anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Gündemi takip edin. Ne demek istiyorum? Öncelikle sizlerin de bildiği gibi büyük popüler kanallar var. Bu oyunları oynayan kanallar var. Öncelikle onları takibe almanız gerekiyor. Ne içerikleri yapıyorlar? Neler yapıyorlar? Ne tarzda başlıklar atıyorlar? Nasıl videolar üretiyorlar? Öncelikle bunu bir farkına varıp takip almanız gerekiyor. Çünkü o videolar sizin trendinizi oluşturan videolar. Yani gündemi oluşturan videolar. Ne tarzda videolar yapmışlar, ne kadar izlenmiş, hangi videoları daha fazla beğenmiş. Öncelikle bunları analiz etmeniz gerekiyor. Tabii ki de derinlemesine analiz etmenize gerek yok burada. Sadece 2 metreye bakarak bile yüzeysel bir araştırma yaparak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Öncelikle abone sayısına ve daha sonrasında izlenme sayısına bakarak o videonun başarılı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Anlatacağım konuları devamlı olarak yaparsanız emin olun başarıyla sonuçlanır ve abone sayınızı, izlenme sayınızı hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Büyük popüler kanallara bakarsanız arkadaşlar Amerika'yı tekrardan keşfetmenize gerek kalmayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Elbette ki kendi içeriklerinizi de üreteceksiniz. Ama biz başlangıçta sıfır bir kanal olduğumuz için yani rakiplerimizden daha da düşük seviyede olduğumuz için insanlar bizi tanımadığı için Öncelikle ön plana çıkarmamız için kendimizi önce tutan videolar hangileri onları bir analiz etmemiz gerekiyor. İnsanlar videoyu beğenmiş mi beğenmemiş mi ne tarz videolar yapmışlar en çok hangi videoları izlenmiş bu gibi metriklere bakarsanız emin olun abone sayınız ve izleme sayınız hızlı bir şekilde arttıracaksınızdır. Bundan emin olabilirsiniz. Tutan şeylerin daha iyisini yaparsanız emin olun başarı sizi zaten yakalayacaktır. Çünkü tutmuş bir şey siz daha iyisini yapıyorsunuz ve otomatikman izleyiciler sizin kalitenizi göreceği için direkt olarak abone olacaktır. Buradaki amacımız büyük popüler YouTube kanallarını takip edip hangi videoların çok sevilmiş ve hangi videoları daha fazla izlendiğini tespit etmek. Merak unsuru. Ne demek istiyorum? Merak unsuru bizim için çok değerli ve önemli arkadaşlar. Bunların hepsi birer zincirleme. Bunu asla unutmayın. Merak unsuru. Videonuzun içerisinde insanları merak uyandıracak şeyler söyleyin. Sözlü olur, görsel olur. Bir şekilde insanların dikkatini çekebilecek. Yani merak edebileceği bir şeyler yapmak. Örneğin videonuzda akışkan bir şekilde giderken şuraya bakın, şuraya bakın diye merak ettirebilirsiniz. Yani insanların odağını Nereyi gösteriyorsanız oraya çekebilirsin bu şekilde insanların odak nokta artacak yani kendine gelecek diyecek herhalde orada bir şey var oraya gösteriyor ve insanların ilgisi artacağı için videoyu devam edip izleyecektir ve bu şekilde ne olacak izlenme süreniz yani ortalama görüntülenme süreniz artacağı için daha fazla kişinin önüne çıkacaktır videolarınız. Örneğin şuraya bakın diyebilirsiniz ya da görselle ok gösterebilirsiniz. Bir yere hedef gösterebilirsiniz ya da orada tam adama nişan almışken orada güzel bir efekt yapabilirsiniz. İnsanların dikkatini çekmek için ses efektleri koyabilirsiniz, görsel koyabilirsiniz. Oraya animasyonlar ekleyebilirsiniz. Yani buradaki amacımız insanların odak noktasını videoya almak. Ve merak uyandırdığımız için ne olacaktır? İnsanlar videoyu sonuna kadar izleyecek ve abone olma ihtimalleri daha yüksek olacaktır her zaman. Eğer ki fikir bulmakta zorlanıyorsanız şu an sağ üst tarafta kartlar kısmına çıkan videomu tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Orada detaylı olarak her şeyi anlattım. İlgi çekmek ne demek istiyorum? Burada arkadaşlar insanların ilgisini çekebilmek adına birçok şey yapabilirsiniz. Örneğin izlediğiniz büyük popüler YouTube kanalından bir tane örnek verelim. Orada bir video izlediğinizi varsayıyorum. Orada o kişi genellikle çok bağırarak ya da şarkı söyleyerek insanları güldürdüğünü düşünelim. Sizler de oradaki espriyi alıp üstüne bir şeyler koyup daha iyisini yapabilirsiniz. Örneğin oradaki bir espri vardır. Siz de o esprinin üstüne bir şeyler koy konuşamaz. <laughs> Örneğin orada bir espri vardır. Siz de o espri alıp üstüne daha iyisini koyup siz de kendi kitlerinizde o şeyi sunarsanız emin olun beğeneceklerdir. Çünkü o 100 kişi o YouTube kanalını zaten takip ediyor. Sizin videonuzda bunu gördükleri zaman daha iyisini yapacağınız için emin olun sizin videonuzu daha fazla sevecektir abone sayınızın düşük olmasına rağmen izleyecektir. Çünkü burada şöyle bir algı yaratıyorsunuz. Küçük bir kanal olmanıza rağmen çok güzel işler başardığınızı karşı taraf bilinçaltı olarak algılıyor zaten bunu. Bilerek hata yapın. Ne demek istiyorum? Örneğin PUBG Mobile oynuyorsunuz diyelim. İki tarafta çok güzel silahlar var. Bir tarafta sizin için çok daha iyi bir silah varken diğer tarafta kötü silah var. Ama siz gidip kötü silah alıyorsunuz. Çünkü siz o silahı daha çok seviyorsunuz diyelim. Burada bilerek hata yaptığınız için yani aslında gerçekten sağ taraftaki silah daha iyi olmasına rağmen siz sol taraftaki silah seçtiniz. Burada ne olmuş oluyor otomatikman? İzleyicileriniz o silahın daha iyi olduğunu bildiği için direkt olarak yorumlar atacaktır. Abi o silahı al, abla o silahı alsam daha iyi değil miydi? Yanlış silah aldın, keşke o silahı alsaydı yorumlar yapacaktır. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Etkileşimi arttırmış oluyorsunuz videonuzun. Bazen bilerek hata yapmanız kesinlikle ve kesinlikle videolarınızın izlenmesi ve abone arttırması açısından faydalı olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Her zaman değil tabii ki de. Bunu dozunda ve düzgün yaptığınız takdirde emin olun işe yarayacaktır. Veya farklı boy hiç fark etmez. Bir kıyafet vardır, bir kıyafet vardır. Zırhı düşüktür, diğeri daha iyidir ama sizin hoşunuza gittiği için ötekini giymek istemezsiniz. Şunu diyebilirsiniz. Ya arkadaşlar, benim giydiğim zırh daha iyi değil mi sizce de? Diğerini ben çok da inanmıyorum, güvenmiyorum. O zırh çok da iyi değil. dediğinizde Emin olun izleyiciler de yorum atacaktır. Abi sen bilmiyorsun böyle böyle avantajları var diye yorumlar atacaklardır. Buna emin olabilirsiniz. İzleyicilerinizin yani size abone olan kişilerin fikirlerini önemseyin. Ne demek istiyorum? Burada topluluk kısmınızdan videonuzu attığınız anda yorumlar kısmına sabitlediğiniz yorumunuz bile çok önemli. Örneğin siz video yapmazsınızdır ya da gelecekte video yapacaksınızdır bir hafta sonra diyelim. Burada karşı tarafa yani izleyicilerinize ne videosu atmam gerekiyor diye sorabilirsiniz burada. Yani burada neyi vurguluyorsunuz? Ben sizi önemsiyorum. Ben size değer veriyorum. Burada sizler bana fikir verin. Ben de sizin istediğiniz fikirleri yapayım. Emin olun birçok kişi bunu yapıyor. Birçok popüler YouTube kanalı yapıyor zaten bunu. Bunu da denemekten kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmeyin deneyin arkadaşlar. Çünkü insanlar kendi fikirlerini vermekten hoşlanırlar. O yüzden sorun kendi fikirlerinizi sorun. Onlara deyin ki bunu mu yapayım, şunu mu yapayım ya da siz bana ne önerirsiniz diye sorun. Topluluk yani büyük çoğunluk ne diyorsa onu yapmaya özen gösterin. Çalış fikirleri. Brawl Stars olur, PUBG Mobile olur. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bunu hangi oyunu uyarlıyorsanız uyarlayın fark etmez. Buradaki amaç şu. Çalışlar yap. Yani meydan okuma yapmanız lazım. Yani cam basmadan oyunu birinci olarak bitirmeye çalışmanız bile insanların dikkatini çekebilir. Niye? Çünkü zor bir şey olduğu için ve gerçekten de merak duygusunu ön planda tuttuğunuz için ve challenge'la merak duygusu birbirine entegre oluyor ve bu şekilde insanların dikkatini çekebiliyorsunuz. Örneğin Herkes çok güzel silahlarla oyunu bitirirken siz orada tekde alıp bitirebilirsiniz. Ya da çok saçma sapan silahlarla oyunu bitirebilirsiniz. Ya da çok farklı yöntemlerle birinci oluyor olabilirsiniz. Örneğin PUBG Mobile'de alana girmeden oyunu bitiriyor olabilirsiniz. Bu şekilde absürt olan ne varsa arkadaşlar insanların ilgisini çeker. Bu şekilde yaptığınızda emin olun izlenmeleriniz ve abonelerinizi genel olarak kanalınızın geliştiğini sizler de fark edeceksinizdir. Ve gözle görülür derecesinde bunu sizler kendi gözlerinizle fark edeceksiniz. Çünkü insan arkadaşlar absürt ya da Saçma bir şey merak duygusu daha fazladır. Yolda, sokakta 10 kişinin yürüdüğünü düşünelim. Hiç kimse bir kimseye bakmıyor değil mi? Herkes ya telefonuyla ya da gittiği yere bakıyor. Burada arkadaşlar herhangi birisi dans ettiğinde ya da bağırdığında ya da herhangi bir insanların dikkatini çekebilecek bir şey yaptığı zaman ne oluyor otomatikman insan bir ne alaka ya diye bakıyor değil mi? Aynı şekilde bunu YouTube içinde düşünebilirsiniz. Absürt, saçma ya da ilgi çekebileceğini düşündüğünüz ne varsa bunu YouTube videonuzda başlığınızda küçük resminize her şeyinde dahil edebilirsiniz ve bu şekilde insanların dikkatini çekebilirsiniz. Çünkü 2022 yılındayız artık arkadaşlar. Gerçekten rekabet çok zorlaştı ve gitgide zorlaşmaya devam ediyor. Bunu üzülerek söylüyorum. 2013'te, 2012'de, 2010'da ya da 2015'te hiç fark etmez. O dönemde başlarsaydınız emin olun çok daha iyi yerlere gelebilirdiniz. Çünkü niye? Video atan kişi sayısı 50, 100, 200, 1000 kişi olsun hiç fark etmez. Ama şu anki dönemimize baktığımız zaman bu 1000 değil 10.000 oldu, 100.000 oldu, 1 milyon oldu. Çünkü izleyici seçenek çoğaldı. O dönemde 2015 diyelim 2015 döneminde 5 kanalı izliyorken şimdi 2022 yılında 100 kanal oldu. Şimdi insan yani sonuçta hepsini izleyemeyeceği için sadece kendi beğendiklerini yani en iyilerini seçmeye çalışıyor. Niye? Çünkü artık 2022 yılındayız. Kalite önemli. İşte mikrofondur, işte kameradır veya ekipmandır. Neyse artık. Onları bir şekilde vurguluyor ve artık diyor ki ben diyor 2022 yılında hep kaliteli bir şeyler izledim. Yani cızırtılı ses ya da ne bileyim donan bir ekran ya da farklı bir şekilde kötü olan bir şeyi ben izlemek istemiyorum diyor. O yüzden bir şekilde bir şeyler doğru yapmaya özen gösterin ve bu anlattığım maddelere dikkat ederseniz emin olun faydasını göreceksiniz ve kanalınız çok da güzel yerlere gelecektir. videomuz bu kadardı. Yanlış kanala video tıklayıp gidebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.